Kaçmışta yaşamlardan bilinmiyor ama akıl verenler çok. Durdum bir dinledim beni, en masum derin hisleri hepsi aynı fikirde, içimde gitti yerler çok. Sabahlar dinledim kalbim. Başkanım, ilçemizin güzide daire müdürleri, uzak yakın demeden bizleri yalnız bırakmamak için buralara gelen Kemalkaya sevdalısı saygıdeğer hemşehrilerim. Aramızda bulunduğunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Kemalkaya Belediyesi'nin düzenlemekte olduğu geleneksel katmer şenliklerinin ikincisini kutluyoruz. Bir milletin ayakta kalıp varlığını devam ettirebilmesi için yegane önceliğinin kendi kültürüne, tarihine sahip çıkmasıyla olacaktır. Ve bu kültürü kendisinden sonra gelen kuşaklara aktarabilmesiyle mümkün olacaktır. Bizim ecdadımız kültürel bakımdan o kadar zengin ki, ancak bu zenginliğimiz yaşanmadığından ve yaşatılmadığından unutulup gitmekte, yok olmaktadır. İşte biz Kemalkaya Belediyesi olarak bu mirasımızın yok olmaması için, kültürümüzü gelecek kuşakla tanıştırabilmek için Kemalkaya'nın kültüründe göz ardı edilemeyen katmerimiz adına bir şenlik düzenlemiş bulunmaktayız. Katmer, Çoğulu ve Kemalkaya'nın özel günlerinde sofralarının olmazsa olmazıdır. Kısaca katmerden bahsedecek olursak, ana maddesi haşhaş olup hamur ve haşhaş yağı ile yapılan hamurlu bir yiyecektir. Saygıdeğer misafirlerimiz ve değerli Kemalkayalılar, kültürümüzü yaşamak, yaşatmak adına yaptığımız bu etkinlikte bu gözümüze çarpan hatalar ve kusurlar için özür diliyor, affınıza sığınıyoruz. Ben öncelikle bu kasabamıza kazandıran belediye başkanımız Sayın Asım Yavuz'a huzurlarınıza teşekkür ediyor ve kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım. Önce sizlerle bu gecenin programını arz etmek istiyorum. Bu toprakları bizlere vatan yapan ecdadımıza saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunuşu, protokol konuşmaları, katmer yapımında dereceye girenlere ödül verilmesi, İzmir Radyosu'nun sevilen güçlü sesi Şifa Yılmaz, Belçika'nın zarası Emine Tokayil ve İsmail Koç'un güzel seslerinden Türk sanat müziği ve Türk halk müziği ziyafeti ve ardından bu güzel gecemizi havai fişek gösterisiyle sonlandırıyoruz. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve şehitlerimizin huzurunda saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından İstiklal Marşımız. Thank you.
mahallelerimiz. Eski çoğudan kalma o kadar güzel mahallelerimiz vardır ki işte bunlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yayladan gelirken yorulur muyum? Ben senin sözüne darılır mıyım? Benim şurada nazlı yârim dururken gider başkasına yar olur muyum? Şimdi duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşmak üzere belediye başkanımız Sayın Asım Yavuz'u huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Böylesi bir gecede bizleri yalnız bırakmayarak, davetimize icabet ederek buralara teşrif eden Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanımız Sayın Musa Hocama, İl Genel Meclis Üyemiz Sayın Ömer Dayı Beyefendi'ye, yine İl Genel Meclis Üyemiz Derviş Beyefendi'ye, diğer katılımcılara ve Kemal Kaya'mızın gücüyle insanlarına hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanım, değerli misafirler, sevgili Kemal Kaya hemşehrilerim. Kemal Kaya kasabasında şu denli bir coşkunun, şu denli bir görkemli bir törenin olması, inanın ta çocukluğumdan beri kendi özlemimdi. Neden yapılmaz diye de hep kendi kendime şikayet eder. Hep kendi kendime sorardım. Acaba bizim bir eksiğimiz mi var? Bizim idarecilerimiz niye böyle bir şey yapmazlar? Biz böyle bir şey acaba layık mı değiliz? Layık mı görülmüyoruz diye hep kendi kendime sorardım. Gün geldi, devran döndü ve Cenab-ı Allah bu hayalimizi bize nasip etti ve sizlerle bu geceyi paylaşıyoruz. Bu gecede emeğe geçen öncelikle meclis üyesi arkadaşlarıma, encümen üyesi arkadaşlarıma ve bize destek verip bizi gönülden destekleyen değerli kardeşlerime saygılarımı sunuyorum. Onlar da hoş geldiler, sefalar getirdiler. Sevgili Kemal Kayalılar, biz Kemal Kaya kasabası olarak bir şanssızlık yaşadık ve bu şanssızlığı hala da yaşıyoruz. Kemal Kaya kasabamızın 16 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı kanunla bir sıkıntıya girdi. Ama önce Cenab-ı Allah'a güvenerek, ondan sonra da sizlerin gece yatarken yaptığınız dualara güvenerek söylüyorum, Kemal Kaya kasabası bu sıkıntıyı da aşacak. Aşacağız Allah'ın izniyle. Hepinizden dualarınızı bekliyorum. Yatmadan hepinizden birer dua bekliyorum. Bu dualarımız ta en ücra köşelere kadar, en ücra kulaklara kadar, has tutmuş yüreklere kadar ulaşacak ve bu sıkıntı yaşayacağız Allah'ın inayetiyle. Ben güveniyorum, sizler de güvenin. O geceyi yine burada sizlerle beraber kutlayacağız. Kesinlikle ve kesinlikle. Hiçbir Kemal Kayalı kardeşimin karamsarlığa kapılmasını istemiyoruz. Biz bu süreci çok iyi takip ediyoruz. Biz bu süreci Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar, Sayın Devlet Bakanlarımıza, Başbakan Yardımcılarımıza, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün yöneticilerine, Mahalle İdareler Genel Müdürlüğü'ne bizzat bu kardeşiniz yüz yüze görüşerek anlattı. Ve hepsine bize ümit verdiler. Ümit verirken de sürekli mesafe koydular. Ama biz o mesafeyi Allah'ın inayetiyle aşacağız. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Kemal Kaya olduğu yerde duracak. Kemal Kaya'nın belediyesi olduğu yerde duracak. Ben güveniyorum. Sizlerden de güvenmenizi istirham ediyorum. Ancak bazı gerçekleri de bilmemiz lazım. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli Kemal Kayalılar, 2012 yılında Kemal Kaya kasabasında 4 tane çocuk var. 4 doğum, 4. 2012 yılında. O havuz başında oturup da ahkam kesenler, gürültü edenler, dedikodu yapanlar, iftira atanlar kulaklarını
yaşlı beni dinlesinler. Kemerkaya kasabasında 2011 yılında 4 tane. 2012 yılında 3 tane doğum var değerli kardeşlerim. 3 tane. 3 tane. Ve 2011 yılında 38 tane vefatımız var. 50 tane çiftimiz evlendi. 50 tane evlenen çiftimizden tek 2 aile burada kaldı. 2 aile. Yani 25 kişi evlendi. 50. Bu çiftten de tek 2'şerden 4 kişi Kemerkaya'da kaldı. Kemerkaya'da iş yok. Kemerkaya'da aş yok. Kemerkaya'da sulanabilir arazi yok. Kemerkaya'da iş olsa, aş olsa gençlerimiz gider mi? Gitmez. Ama bize gelene kadar iddia ediyorum. Bütün idareciler kulaklarını üzerine yakmış. Kimisi gelmiş beton direk dikmiş. Kimisi gelmiş bilmem ne yapmış. Biz öyle yapmadık. Ben önümüzdeki 5 ve 10 yıl içerisinde iddia ediyorum. Bizim yaptığımız yatırımlar sonucunda Kemerkaya kasabasından bir tane gencimiz göç etmeyecek. Yapacağız. Bir belediye baraj mı yapar? Biz barajı da yaptık. Barajı da yaptık. Ve bu Kemerkaya kasabasından inşaatına bayram sonu başlıyor. 4000 dekar arazi bu sulanacak. 2010 derdin sonunda Kemerkaya kasabasına gelenler Çalönü'nde, Büyük'te, Aslan Tepesi'nde, Sivriardın'da, Kirazlık'te gelirken tabancaları çalışarak çatır çatır ovanın sulandığını ve pancar yetiştirildiğini göreceğiz bu memlekette. Fakat o iftiracılar, o ağzı pis hainler yine bize söyleyecekler. Yine iftira edecekler. Ben Kemerkaya kasabasında herkese hakkımı helal ediyorum. Ben Allah şahittir yukarıda belediyenin ve Kemerkaya'nın 25 kuruşunu heba ettirmedim. Heba etmedim ve ettirmedim. Ettirmeyeceğim de. Son gününe kadar da bu milletin 25 kuruşu benim namusum olacak. Ama bazı namussuzlar gene Asım Yavuz'a iftira atacaklar. Atsınlar. İftiralarında boğulacak onlar. Değerli kardeşlerim, ben çok doluyum. Çok doluyum. Ben hepinize hakkımı helal ediyorum. İnanın, yukarıda Allah'ı şahit tutuyorum sizlere. Öbür alemde yevmil kıyamette hepinizin yakası, hepinizin eli benim yakamda olsun. 25 kuruşunuzu kimseye yedirmedim ve 25 kuruşunuzu yemedim. Heba ettirmedim. Bundan adınız gibi emin olun. Değerli kardeşlerim, şimdi ben hazır sizleri bir arada bulmuşken bizim dönemimizde yapılan yatırımları, uğraşlarımızı size şöyle kısacık başlıklar halinde anlatayım. Bu milletin insanı 10 liralık yakıt alabilmek için ya Emirdağ'a gidiyordu ya Bolvadin'e gidiyordu. 10 lira yakıt parası harcıyordu. Yani 10 liralık yakıt alacağım diye 10 lira yakıt parası harcıyordu. Ama biz ne yaptık? Bütün cesaretimizi topladık. Yap işlet devlet modeliyle Kemerkaya Belediyesi'ne 500 milyonluk tesis kazandırdık. Ve Kemerkaya hemen gidiyor yakıtını oradan alıyor. Yıllardan beri şu asfalta 50 tane şehit verdik. Trafik şehidi. Bir Allah'ın kulu gidip de oradan bir vatandaş kafasını eğip de geçsin diye bir alt geçit yaptıramadı. 2 tane alt geçit yaptırdık. Hem Bolvadin çıkışına hem Emirdağ çıkışına. Şu dere, yarın dere, yarın dere. Bezbeleydi, milletin evine yılanlar giriyordu. 2,5 trilyon liraya Sayın Bakanımıza rica ettik. Bir ricamızla ertesi gün proje hazırlandı ve 2,5 trilyon liraya deremizi yaptırdık. Buradan da huzurlarınıza Sayın Bakanıma hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. Bir PTT binamız yoktu, PTT. Milletin askerden gelen çocuğunun mektubu ayaklar altındaydı. Mektup kahveleri köşelerinde geziyordu asker mektupları. Zavallı ana baba da benim oğlandan mektup gelecek diye bekliyordu. Çok şükür onu da getirdik, milletin hizmetine sunduk. Sayın Bakanımızdan 360 bin lira özel para alarak 7 kilometre alt kanal yaptık. 7 kilometre kanalizasyon döşedik değerli kardeşlerim. Buradan tekrar bakanıma teşekkür ediyorum.
hazine arazisi, yeni mahallede hazine arazisinin üzerine hazine arazisinden kurtararak araziyi Diyanet'e devrettirdik ve üçüncü camimizi kazandırdık Kemerkaya'ya. Adamlar camiye ne gerek vardı dediler. Camiler doluyor muydu dediler. Allah aşkına hangi ülkede cami doluyor? Hangi memlekette cami doluyor? Gücüm yetsin Allah'a inayetine bir tane de yeni mahalle Zafer Mahallesi'ne yaptıracak. Çatlasınlar ortalarında. Ağustos, Temmuz, Ağustos ayları geldiğinde Foseptik Deresi, Çalönü, Hürriyet Mahallesi, Zafer Mahallesi kokudan duramıyordu. Ben iddia ediyorum. Avrupa'da yok. Avrupa'da bizim yaptığımız tesis, arıtma tesisi Avrupa'da yok. Kucak dolusu su akıyor. Tertemiz. Foseptik arıtmadan. Ve gelip de bir Allah'ın kulu demedi ki çocuklar çok iyi ettiniz. Allah razı olsun demedi. 4 adet Kemerkaya kasabasında şu gurbetçi kardeşlerimizin geldiğinde çocuğunu alıp götürüp de sallayacak, eğlendirecek 5 dakikalık bir tane salıncağı yoktu Kemerkaya'da. Bir çocuk salıncağı. Var mıydı? 4 tane park yaptık. 4 tane park yaptık. Yıl boyunca her Ramazan ayında 150 kişilik yemek yaptık. 70 tane gücü yetmez ailemizin sofrasına kadar götürdük. Ve bu memlekete gelen gurbetçilerimiz, bu memlekete gelen misafirlerimiz Ramazan ayında doya doya sizin adınıza yediler ve sizlere dua ettiler. Yedikapı mağaralarımız tarihin en büyük mirası. Bir tabela yaptırılamadı, bir tabela. Tabela. Burası Roma devrine aittir diye bir 50 lira verip de tabela yaptırılamadı. Sayın valimize rica ettik. Sayın valimizin özel parasından 37 bin lira para çıkarttırdık. İl özel idaresinden. Bu hususta Sayın Ömer dayı ve Derviş kardeşime de sonsuz teşekkür ediyorum. Onların da emekleri çok. Ve orasının da yolunu düzenledik. Herkes gidip gezebilir. Zafer Kalkınma Ajansı'na proje yaptık. Kişin Allah nasip ederse hanımlarımıza kurs açacağız. 161 bin lira para aldık Zafer Kalkınma Ajansı'ndan. Okulumuzu düzenliyoruz. Bayram sonu onun inşaatına da başlıyoruz Allah'ın inayetiyle. Burada bir cesaretsizlik yüzünden inşaat ruhsatı verilememiş. Benim dönemimde 2009'dan bu yana tam 250 adet inşaat ruhsatı verdik. 250 adet. 250 adet inşaat ruhsatı verdik. Sağlık ocağımız. Sağlık ocağımızı yine valimizden aldığımız özel bir parayla sağlık ocağımızı düzenledik. Ve sağlık ocağımız Afyon'da birinci seçildi. Afyon'da örnek sağlık ocağı seçildi. A statüsüne yükseltildi. Ve Allah inayetiyle de yakında bir ambulans verilecek. A statüsü olan sağlık ocaklarına, aile hekimliklerine ambulans veriliyor. Sivritepe'ye 50 bin ağaç diktik. Çaltepe'ye 2 bin ardış fidanı diktik. Ecdadımızın yaşadığı eski köyü çöplük mezbelesinden kurtardık. Ecdadımızın hatırası çöplükler altındaydı. DSİ'den aldığımız bir dozerle orasını temizledik ve halkımızın kullanımına verdik. İnşallah 3-5 yıl içerisinde de tertemiz alan olacak. Şu düğün salonumuz. Düğün salonumuza girince hamama girmiş gibi oluyorduk. Bakın şurada ne kadar güzel. Şu çok mu zor bir şeydi yani? Avdan yolumuzu asfaltladık. Yapraklı mahallemize imar yapıyoruz. Yapraklı mahallemize. Mera'dan çıkarttık, Mera komisyonundan. Mera komisyonu izin verdi. Nasip olursa önümüzdeki aylarda Avdan'ı da planlı alanlarımızın içerisine katacağız. OSB'ye 2 tane fabrika kazandırdık. Taşkın korumamızın etrafına 2,5 kilometre tel ihalesi verdik. Allah nasip ederse taşkın korumamızın etrafı da komple telle çevrilecek. 400 hektar Kemerkaya kasabasına orman sözü aldık. Projesini yaptırdık ve teraslama işlemlerimiz başladı.
kendisi de şu festivali sizlere kazandırdık. Eğer bizden sonra gelen kardeşlerimiz de devam ederlerse. Bazı insanlarımız tarihte unutulmuş. Biz onların isimlerini hatırladık. İsmail Toker Parkı, Koca Muhtar Parkı, şehidimizin ismine verilen park gibi buraları insanlarımızın gene kullanımına sunduk. Değerli kardeşlerim, bugün Bolu'da Sayın Bakanımız vardı. Sayın Bakanımız bizlere son derece müjdeli haberlerle gelmiş. Kemerkaya kasabasının Kemerkaya kasabası sulama göletinin müjdesini verdi. İnşaat ihalesi yapıldı. 16 trilyon liraya. 16 trilyon liraya. Allah nasip ederse müteahhide yer teslimi bayram sonu yapılıyor. Ve bayram sonu da inşaatına başlayacağız. 2014'ün sonunda Kemerkaya kasabasının ovası sulanacak. Ve Kemerkaya'nın su depolarına saniyede 15 litreye kadar su verilecek. Bundan sonra Kemerkaya kasabasının çeşmelerinden artık renkli sular akmayacak Allah'ın izniyle. Ta Yellibeller'den gelen kar suyu orada toplanacak ve arıtılıp saniyede 15 litre bir ilçeye yetecek su. Organize sanayi bölgemize, oradaki depomuza da verilecek. Ve Kemerkaya'nın su sorunu Allah'ın inayetiyle tarih olacak. Değerli kardeşlerim, Emirdağ'a sattılar. Yedikapı'yı Emirdağ'a sattılar. Allah aşkına. Yedikapı deresinden Kemerkaya'lı olup da bir kova su kullanan var mıydı? 180 metre biz yüksekteyiz. Yedikapı deresiyle. Bize dediler ki size buradan pompajla su verelim. Pompajla suyun aylık maliyeti 50 bin lira. Gittim Sayın Bakanıma yalvardım. Sayın Bakanım, Kemerkaya'lı bunun altından kalkamaz. Biz özel, cazibeli bir şey istiyoruz. Masrafsız bir şey istiyoruz dedik. Ve Sayın Bakanımızın bana bizzat dediği şu. Sayın Başkan, sen tercihini bizden yana kullandın. Seni o Kemerkaya'lıya yüzün düşürmeyeceğiz. Ne istersen yapacağım o göletle ilgili. Kemerkaya'yı 5 yıl sonra göreceksin, cennet gibi her tarafı yemyeşil olacak dedi. Ve Allah'a çok şükür de bugüne kadar hep arkamızda durdu. Değerli kardeşlerim, bize Kemerkaya'ya kimse zarar vermiyor. Kemerkaya'ya Kemerkaya'lı zarar veriyor. İşimiz, gücümüz, dedikodu, iftira arkadaşlar olmaz olmaz. Ya ben doğru yapıyorsam bir gelin teşekkür edin. İyi yapıyorsun da başkan şu işi yanlış yaptın arkadaşım. Bu işin yanlış, bu işten bir an önce dön deyin. Ve biz de kendimize bir tedbir alalım. Değerli Kemerkaya'lılar, ancak kim ne derse desin, biz Kemerkaya'yı seviyoruz. Kemerkaya'mızın hizmetkarıyız. Sizlerin hizmetkarıyız. Sizin çocuklarınızı gurbete göndermeme adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bizim derdimiz Kemerkaya'nın ufkuna açmak. Bizim derdimiz Kemerkaya'lıya aş. Bizim derdimiz Kemerkaya'lıya iş. Bizim başka bir gayemiz yok. Ben son derece kul hakkından korkan bir insanım. Cenab-ı Allah bana kul hakkını üzerime saracağına canımı alsın. Tam o kadar titizim ben bunun üzerinde. O nedenle emanetiniz eminenlerde. Hiç kimsenin zerre kadar tereddüt olmasın. Zerre kadar tereddüt olmasın. Emanetiniz eminenlerde. İftiracılara tekrar sesleniyorum. Bu oyunuzdan vazgeçin. Gelin Kemerkaya için ortak çalışalım. Benim kapım herkese açık. Ben Ankara'nın kapısını çok iyi biliyorum. Ankara'da açacağım kapıları çok iyi biliyorum. Kemerkaya Belediye Başkanı alsın deyince her kapı açılıyor. Gelin aklınızda bir projeniz varsa bunu getirin bana, götürelim Ankara'ya. 6-7 ayımız kaldı. 7 ay sonra herkesin ayağı göl, başı pınar olsun. Ama 7 ay gelin şu fırsatı değerlendirelim. Bırakın iftira etmeyi. Bırakın sarhoşlarla muhabbeti. Bırakın gelin Kemerkaya'ya hizmet edelim. Hizmet etme gayret içine girelim. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Geceniz bol olsun. Eğlenceniz bol olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Hakkınızı helal edin. Konuşmasından dolayı Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi yine bir çoğun manisi. Odalarda çok olur.
veriyor kelam. Kışının altından veriyor selam. Eller yar dedikçe yanıyor sinem. Derdim içimde ne bilir eller. Saygıdeğer misafirler, ben şimdi sizlere kısacık güzel kemer kanısı hakkında bilgiler vereyim. Eski adı Çoğulan kasabamız bilinen 5000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Etrafı dağlarla çevrili, 1200 rakımda kurulu, sert iklimi ve sert mizaçlı insanları olan dört mevsimin güzelliklerinin doya doya yaşandığı bir yerleşim alanıdır. Ana. Katmer yapımında dereceye giren bayanlara ödüllerinin verilmesine. Sayın Başkanım geçen yılki gibi yine çok çok güzel hediyeler almış. Bakalım neler var. Birinci olanlara 3 adet ocaklı büyük boy fırın. İkinci olanlara 3 adet küçük tezgah üstü fırın. Üçüncü olanlara ise çay makinesi var. Şimdi değerli misafirler, katmerlerimiz çok